1950 yılında savaş sonrası kurulan Cumhuriyet demokrasiyle tanıştırıldı. Aradan geçen 66 yıllık süre içerisinde Cumhuriyetimiz onun demokratik niteliği 6 müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Türkiye'de yaşanmaması gereken çokça olay yaşandı. Elektronik ya da postallı, tanklı ya da muhtıralı, tümülü lanetliyorum. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsında bu millete kalkacak kafa tanımıyoruz. Ve bu anlayışla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli iradenin tayin ve tespit ettiği formatla yoluna devam etmesinin büyük bir zaruret olduğunu da görüyoruz. Komisyonun kuruluş amacı demokrasimize artık müdahale edilmeyecek bir hale Türkiye'yi sokmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir gücün olmadığını, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu tescillemek. Bu komisyon böyle bir çalışmayı yürütecek ve sonuçlarını kamuoyuna paylaşacak. Sayın milletvekilleri, bu darbeyi 3M püskürttü diyorum ben. Millet, meclis, medya. 3M tankları püskürttü, demokrasi kazandı, demokrasi galip geldi. Şimdi bu aşamadan sonra yapılması lazım gelen 3 şey var. Kaçınılması lazım gelen de 3 şey var. Hiç şüphesiz hepimizin mutabık kaldığı birinci husus, darbecilerden keskin bir şekilde hesap sormak, hesaplaşmak ve onların hak ettiği cezayı maksimum düzeyde almasını tayin ve tespittir. Bunu sağlamamız lazım. Bu hesaplaşmayı süratle ve şiddetle yaparken öncelikle hükümete, iktidara düşen önemli bir işte toplumsal normalleşmenin süratle ikmalinin tamamlanması için de hepimizin azami gayreti göstermesi lazım. Üçüncü olarak da bundan birlikte demokrasimizin sözde değil gerçek anlamda güçlenmesi için de bütün ideolojik kaygıları, siyasi konsolidasyon hesaplarını bir tarafa vurarak demokrasinin güçlenmesi için gerekenleri de bu meclisin süratli bir şekilde yapması lazım. Bunları yaparken yaşam tarzı üzerinden bu ülkede siyaset yapmamalıyız. Aynı şekilde inanç aidiyeti üzerinden, inanç ekseni üzerinden siyaset yapmamalı, uzak durmalı. Bu iki şeyi birbirinden çok ama çok ayrı görmeli ve ayrı tutmalıyız. Ve üçüncü olarak etnik aidiyet üzerinden, ırk aidiyeti üzerinden siyaset yapma şekline de, tarzına da, anlayışına da, yaklaşımına da son vermek zorundayız. İnsanları Alevi, Sunni, laik, anti-laik diye, Türk, Kürt diye ayrıştırarak, işte kısa giyiyor, uzun giyiyor, başı açık, başı kapalı diye ayrıştırarak yapılan siyaset bu millete ve bu ülkeye 15 Temmuz darbecilerin yaptığı ihanetle aynı şeydir. Aynı şeydir. Anlamsız ayrışmalarla siyasette biraz daha fazla oy alacağım diye kimi hassasiyetleri kaşıyarak siyaset yapmak bize ama özünde bu millete ve ülkeye zarar veriyor.